Dostlarımız, konuklarımız var. Her ne kadar kamera karşısındaki dostlarımızla konuşuyor, onların fikirlerini alıyor isek de seyircilerimizin de söyleyecek mutlaka bir şeyleri vardır diyoruz. Onlara da mikrofonu uzatıyorum. Efendim, kimler konuşmak ister? Buyur anacığım. Kura sana çık. Yakın tutacaksın ama. Yakın. Uzaktaki kardeşim var. Eşe dosta çok selam söylüyorum. Herkese selam. Teşekkür ederim. Yakın tutuyoruz ama mikrofonu lütfen. Tokat'ta dayılarım var. Tümüne, hanımlarına, kendilerine saygıyla ama öpüyorum hepsini de ellerinde. Çok teşekkürler. Herkese selamlar selam olsun. Selam olsun. Konuşacak buyur canım. Öncelikle tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum. Barış dolu bir yıl diliyorum. Umarım çocukların ölmediği, savaşların olmadığı, anaların ağlamadığı bir yıl geçiririz. Buradan tüm kendi köylülerime sevgi saygılarımı sunuyorum. Tüm sevdiklerime dair. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim siz sanki konuşacak gibi duruyorsunuz da. Yakın tutalım mikrofonu lütfen. Tokat Merkez Acıpınar Köyü'ndenim. Köyde oturan babam, ailem, dayım, kaynanam hepsine selam ederim. Maşallah. Başka unuttuğun var mı bak? Unuttuklarımı da hepsine selam ederim. Hacı Bey söyledin mi? Söyledim Hacı Bey. Ha. Dayım dedim. Ha, arada gitti o zaman tamam. Arada gitti. Teşekkür ederim. Selam olsun bizden de. Peki alayım. Konuşmak isteyen varsa. Tabii buyurun efendim. Ben Tokat Acıpınar Köyü'nden Muharrem Çelik, köyde bulunan anneme, babama, hepsine, kız kardeşlerime, eniştelerime, bütün yakınlarıma selam eder, yeni yıllarını kutlarım. İstanbul'daki akrabalarıma da aynı selam eder. Seyrantepe'deki akrabalarıma, Sarı Gazi, bütün İstanbullulara... Bedavaya getirdim selamı kelamı da. Bu imkanı verdiği için bize selam eder hepsinin yeni yılını kutlarım. Çok teşekkürler. Ablacığım konuşacak mısın? Göndersin. Peki. Yok yok, küçükleri buraya istiyoruz. Kızlarıma, gelinime, oğluma, hepsine sevgiye selamlar. Beni seven herkese selam eder, gözlerinden öperim. Tamam, bekle. Kızları buraya istiyoruz. Çok teşekkürler. Yakın. Tokat'ta iki tane kız kardeşim var. Öpüyorum, çokça selamlar. Teşekkürler. Alayım lütfen. Söyledin ya. Buyurun beyefendi. Yakın tutalım. Tüm dünya insanlığına yeni yılımızın barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Tokat'ın merkez köyü Çöreğe Büyük Köyü'nde kardeşliğime ve Polat ailesine selamlarımı sunuyorum. Köydeki kardeşine? Dur daha zamanı var onun. Peki tamam. Niksar'ın Deyiz Köyü'ndeki teyzem çocuklarına selamlarımı sunuyorum. Kendi köyümden tüm halkımızın büyük ve küçüklerinin hepsine selam ediyorum, sevgiler sunuyorum. Ya kardeşim abine de özel bir selam gönder ya. Ya gönder. Abim Arife, kardeşim kayınbiraderim Kaniye ve tüm halkına selam ediyorum. Tamam, bu da özel selam olsun. Teşekkürler. Mustafa. Başka konuşmak isteyen var mı efendim? Giriyorum. Buyurun efendim. 2014 yılının tüm Tokatlılara, tüm dünyaya barış getirmesini diliyoruz. Beklenen günler geliyor, mutlu günler. Hep birlikte heyecanla o günleri bekliyoruz. Tokat'ta bulunan annem babamı çok öpüyorum, çok özledim sizleri. Halam rahatsızdı, geçmiş olsun diliyorum. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Kirlikli yengeme de çok selam gönderiyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bak gidiyorum, başka konuşan yoksa gidiyorum. Aha da gittim. Ya. O zaman Sevda gel. Türkü, seninle bir türkü okuyalım değil mi? Evet. Peki. Biter mi?
Mutsuz evlerde de duman tüter mi? Duman tüter mi? Ay, ay. Yedi kızda bir oğul yeri tutar. Teşekkürler, çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. O güzel alkışlarını sevgili Ertan abi, Aydın abiye gelmiş olsun. Ana, yüreğine sağlık kardeşlerimizin, sağ olsunlar. Elinize sağlık. İsmail abi, şimdi şöyle yapalım. Efendim.
Şimdi her ortamda olur ya, iş yerinde olur, çalışanlardan memnun musunuz, müşterilerden memnun musunuz, derneklerde de üyeler var yani. Evet, köy evet, halkımız aynen, var. Aynen. Dernek yönetimi olarak üyelerimizden memnun musunuz, çalışmalarınıza ortak oluyorlar mı? Neler söyleyeceksin? Üyeler şu mi? Anda çalışmalarımıza ortak oluyorlar, evet, yardımcı oluyorlar. Gayet memnunuz ama üye olmayan kişiler de, arkadaşlarımız da üye etmeye çalışacağız yani. Peki üye olmayanlar niye üye olmuyor sence? Üye olmayanlar niye olmuyor? Yani biraz da şeylikten yani kopukluktan ileri evet, geliyor. Yani bizzat gitmediğimizden herhalde zannediyorum. Ha biraz da bizde mi eksiklik var diyorsun İsmail? Herhalde ondan ileri geliyor. Yani biraz da şey yapmıyor. Gelmek istiyorlar ama evet, tabii ki biz mücadele edeceğiz. Ya onları getirmeye çalışacağız. Şimdi İsmail abi şöyle bir şey var. Dernek yani bir bütün. Evet. Onun parçaları niye ayrı olsun değil mi? Yani üye olmayanlar için söylüyorum. Ya yer uzak. İşte biliyorsun işte. Evet. Araç gereç, arabası yok, bilmem ne yok, gelemiyor. Şu var ama İsmail abi, üye olacak. Yani tamam, etkinliğe yakındakiler elbette katılsın, ortaklaşa çalışmalarda bulunsunlar. Uzaktakiler hani mekandan dolayı üye olmuyorlarsa bu yanlış. Hayır, oluyorlar. Üye olacaklar, olsunlar artık. Olacaklar. Ben hani biz şu andaki yeni yönetimle gerçekten el birliğiyle çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Yani üye yapmak için mücadele ediyoruz. Ne güzel. Yani onun üye olmayanlar da gelsinler. Mücadelesini veriyoruz. Sonsuza kadar devam edeceğiz. Edeceğiz. Yani ben olmuyorum arkadaş diyene kadar mücadele edeceğiz. Hiç. Yani sonu yok olsunlar yani. Elbette. Ne bir köylüyse. Evet. Ne bir köyünün taşına toprağına eğer ihtiyacı varsa. Evet. Gelip üye olacak. Yok ne bir köylü değilim derse o zaman yapacak ya kütüğünü şey sildirecek ya da ne bir köylü olmayacak. Evet. O kadar basit. Şimdi şu var. Düğünde biz bir aradayız. Evet. Cenazede bir aradayız. Evet. Sevinçte, kederde bir aradaysak evet, evet, derneğimizde de birlikte olmamız mutlaka gerekiyor. Mutlaka. Ekranlar başını izleyen dostlarımız, henüz üye olmayanlar varsa lütfen derneklerine gelsinler, üye olsunlar. Evet, lütfen. Bu çağrı da Sevdamız Sokak programının çağrısı olsun, benim çağrım olsun. Bir telefonumuz var. Alo. Alo. Sadık Özütemiz. Kıvırcık Ali'nin abisi. Sadık abi hoş geldin programımıza. Sağ olun, teşekkür ediyorum Turan Bey. Nasılsın? Turan Bey ben şu anda programın akışını izleyemiyorum. O yüzden özür dilerim. Buyur abicim. Televizyonu değil, şu an televizyonu yok. Ama ben programın akışında ne varsa, dernekler mi var, sanatçılar mı var, hepsine saygılarımı sunuyorum, başarılarını diliyorum. Eyvallah abicim. Başta sizlere. Çok teşekkürler. Sadık abi şimdi bir hafta cumartesi günü Kıvırcık Ali'mizin ölüm yıldönümü ile ilgili bir program var. Bunu bizlerle paylaşabilir misin abiciğim? Tabii tabii. Şimdi ben oradaki önce stüdyoda bulunan tüm dostlara ve izleyen tüm TV izleyen tüm insanlara ve Kıvırcık Ali'yi tüm seven dostlara ayın 11'inde cumartesi günü saat 11'de mezarı başında Kıvırcık Ali'nin anılması var. 12-15 arası da büyük katkıları yaptığı cemeğinde. Evet. Bu Yeşilkent Elmabıda cemeğinde yemeği var. Evet. 12-3 arası. Akşam 19-24 arası Şişli Kent Kültür Merkezi'nde büyük bir sanatçı katılımıyla etkinlikleri var. Tüm dostları davet ediyorum. Evet, çok teşekkürler. Ya bu davet bizim davetimiz olsun. Yani 11-1'i Kıvırcık Ali ile yaşayacağız değil mi Sadık abi? Tabii. Peki, ben biz de orada olacağız Sadık abiciğim. Biz de orada olacağız. Yayını izleyemediniz belki ama dernek başkanımız, buradaki bulunan dostlarımız da Kıvırcık Ali duyarlılığını gösterdiler. Sevda Gül de keza öyle. Biz diyoruz ki mekanı cennet olsun. Ben teşekkür ediyorum Turan Bey. Ben Sevda Gül'e de, oradaki dernek başkanlarına da, yönetimine de, oradaki seyirci dostlarımıza da ve dinleyenlere de inan, TV izleyemiyorum ama gönlüm orada hep tüm dostlara selam ve saygılarını sunuyorum. Kıvırcık Ali'nin anma gününde hepinizi bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de orada olacağız. Sağ ol, var ol Sadık abicim. Çok teşekkürler. Saygılarını sunuyorum. Hepsine selamlar olsun. Çok teşekkürler. Sağ ol. Çok teşekkürler. Şimdi Turan Bey, güzel aslında programımızın akışı güzel. Şu anda Kıvırcık Ali'nin ölüm yıldönümünün üzüntüsüne bir üzüntüm daha katıldı. Evet. Sebep şudur ki biliyorsunuz
dernekler etkinlikleriyle vardır. Evet. Biz rahmetli Kıvırcık Ali'nin böyle bir programının olduğunu bilseydik gecemizi buna denk getirmemeye özen gösterirdik. Ama bu sonra da olsun arz ki belliydi. Arz edebilir miyim? Evet. Arz edebilir miyim? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu etkinliği düzenleyen de Tokatlı. Biz bugün ne dedik? TOKDEF'in kurucu üyesi değil mi? Biz TOKDEF'in bilgisi dahilinde boş bir yer bulduk. Köyümüzün gecesini organize ettik. Evet. Yani bu Kıvırcık Ali bizim sonsuz değerimizdir. Bunu söylemiştik. Eğer bu organizasyonu sağlayan arkadaşlara buradan sitemimdir. Bir böyle Tokat'ın derneklerini, etkinliklerini bir gözden geçirmelilerdi. İstanbul'da başkan şimdi o güne 11.1'de nihayetinde dünyaya mal olmuş bir Kıvırcık Ali. Nihayetinde yani o gün tartışma niteliği yapmak istemiyorum. Müsaade eder misiniz? Ne bir köyün etkinliği olacak. Ben de anonsumu evet. yapacağım. Konuya sebep olan gece biletimiz de buradadır. Bir gece biletimizi de bastırdık. Biz tüm seven dostlarımızı tabii ki Kıvırcık Ali'mizin anıtı başında onu anmaya da birlikte gideceğiz, bulunacağız. Ama akşamki sanatçı etkinliklerinde de bulunamayacağız. Sebebine gelince biliyorsunuz 11.1.2014 tarihi itibariyle Sancaktepe'de Doğanlar Düğün Salonu'nda Nebiköy Kültür ve Dayanışma Derneği'nin bir gecesi vardır. İsim telaffuz etmeyelim. Özür diliyorum. Tamam. Sancaktepe'de diyelim. Evet, Sancaktepe'de evet. Olan oldu artık. Şimdi bunu da sponsor kabul edip ben onu telafi ederim. Merak etmeyin. Yani şimdi bu şekilde biz tüm seven dostlarımızı hiç fark etmez. Bizim gönlümüz de orada olacak. Ama bizim organizeyle olan bir eksiklikten dolayı bir üzüntümüzdü bu. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bunu paylaşmış olun. Bunda bir sıkıntı olacak durum yok. Yok. Nihayetinde siz de etkinliğinizi yapacaksınız. O da anması olacak. Yani dünya çapında Tokat'ta olan etkinlikler, faaliyetler elbette olacak. Yani bu ne sizin eksikliğiniz, ne Kıvırcık Ali'yi anma etkinliği düzenleyenlerin etkinliği. Nihayetinde böyle bir etkinlik olacak. Ona bakarsan 11.1'de yani Tokat genelinde de... Saati farklı bir hani şimdi ya başkan, anması derneklerin geceleri de hep akşam oluyor zaten. Şimdi bunu şey yapmaya gerek yok. Olabilir yani, bunda bir sıkıntı yok. Bu benim paylaşımım. Peki, tamam. Yani siz ya da dinleyenleri kabul etmez, o tartışma bazında söylemiyorum. Peki, zaten. Tamam. Teşekkür ederim başkanım. Mustafa abiye de şeyi soracağım. Nihayetinde. Benim biraz önce reklamlara girmeden önce söylemek istediğim bir şey vardı. Kıvırcık Ali'den kaynaklanan bir konuya vakıf sağ olsun. Onun tabii ki maddi destekleriyle okuttuğu öğrenciler vardı. Bizim evet. derneğimizin de böyle bir etkinlik niteliğinde bir girişimi var. Evet. Şu anda yaklaşık bir 30 kişiye yakın öğrencimize dernek aracılık yaparak sponsor sayesinde burslar veriliyor. Yani biz de bunu belirtmek istedik etkinliklerimiz Peki. içerisinde. Evet. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Yani herhalde Mustafa abi ona da değinecek çünkü gençler özelinde Nebiköy Derneği ile gençler arasındaki iletişim nasıl? Ondan biraz bahseder misiniz abiciğim? Tabii ki seve seve bahsederim. Hatta bahsetmek için can atıyorum. Niye? O kadar çok enerjiler ve o kadar çok bir şeyler, coşkular var ki o coşkuları ister istemez ben de yaşıyorum. Yaşadığım gibi de burada sizin sayenizde sesimizi tüm sevenlerimize, dostlarımıza duyurmak istiyoruz. Şimdi Nebiköy Gençliği tabii ki toplumsal gelişimin paralelinde biz gençlerimizi şimdiye kadar ne dedik? Apolitik çocuklarımız dedik. İşte yeterince bunlara kendi zamanımızın mesajlarına mesaj veremedik, yetiştiremedik evet. falan dedik ama ne oldu? Hepimiz utandırdılar. İyi ki de utandırdılar. O kadar parlak zekalarıyla muhteşem şeyler imza attılar ki tam umutlarımızın bitti dediği anda bizi kör kuyudan tuttular, yakamızı evet. yukarıya çıkarttılar. Eyvallah. Şimdi, geleceğimiz umutlandıran bu evlatlarımız için şimdi neler yapabiliriz onun kaygısındayız. Derneğin ilk kurulduğu günden bugüne kadar bu endişeyi yaşadı bütün yönetimdeki arkadaşlarımız ki keza baştan da söyleyeyim ki ben kurucu evet. üyesiyim. Sonraki zamanlarda ki her yönetimdeki arkadaşlarımız da İbrahim Başkan'ın söylediği gibi her üye bir başkan havasıyla çalıştığımız için o coşkularını ben hiçbir zaman azalmadığını çok net biliyorum. Evet. Hüseyin
Doğan abimizin dediği gibi zaman zaman tabii ki sekteye uğradığı anlar oldu. Üniversite öğrencisi oldu, kimisi ilkokul talebesiyken gençlik komisyonu içinde çalışan evlatların üniversite talebesi oldu. Çalışmalardan gençlik komisyonu çalışmalarından biraz geride kaldı ama arkasına gelen bir başka ağabeyi, kardeşi onu destekledi ve bugünümüze geldik. Şimdi geldiğimiz bugünümüzde dediğim gibi gençlerimiz gümbür gümbür. Evet. Gençlerimizin gümbür gümbür olduğunun ötesinde yaş ortalamaları da hakikaten çok düşük. Yani tam şu anda gençlik kapasitesi belki de bilmiyorum ama köy tarihimizin istatistiği bir araştırmasını yapsak zirvede olduğu bir noktadır diye düşünüyorum. Şimdi Nebiköy gençliği ile dernek yönetimi bir entegre oldu mu başkan? Onu mu söylemeye çalışıyorsun? Hemen oraya gelecektim ben de. Şimdi entegre oldu diyebilirim. Dediğim gibi zaman zaman sekteye uğruyor. Orası kesin ama kesinlikle entegre. Şöyle bir durum var. Nebiköy'ü gençlere bildiğim kadarıyla bunu Sefer Başkanım eğer beni dinliyorsa, Federasyon Yönetimi Sefer Başkanım bizi dinliyorsa inşallah doğrusunu söyler, onu telaffuz ederiz ama kendi civar derneklerimiz arasında üniversiteli gençliği en yüksek derneği Nebiköy olduğunu biliyorum ben. Bunu da şunu istedim söylüyorum. Bizim başkanlar düzeninde yaptığımız sohbet toplantılarında, işte biz bize yaptığımız görüşmelerde falan arkadaşlarımdan gelen aldığım bildirimlere göre size söylüyorum. Biz biraz önce İbrahim Başkan'ın söylediği gibi geçen dönem içerisinde gençlerimize 37 yuvarladı mı tam rakamımız doğrucuyuz evet, ya 27 evladımıza burs verdik. Bu konuda bakın. Bunu ben iddia ediyorum. Ne olur yönetici başkanların biri çıksın desin ki ya Mustafa Aydın yanlış söylüyorsun. Bak bende bu adet var desin, utandırsın ama seve seve utanmaya da razıyım. Kendisiyle yarışan, öğrencilerine burs vermekte kendisiyle yarışan ender derneklerden biriyiz. Belki de tekiz diyorum. 27 tane öğrenciye burs verdik. Bu konuda çok doluyum. Bir mesajım var. Eğer müsaade ederseniz onu vermek istiyorum Turan Bey. Şimdi şunu düşünüyorum. Eğer yanlışım varsa doğrusunu siz söyleyin. Hep beraber öğrenelim, paylaşalım. Evlatlarımıza mal mülk bırakmanın ötesinde bırakacağımız kaliteli bir eğitim ve sağlam kişilikleriyle, onurlarıyla bize onlara mirasın en ama en büyüğünü veririz. Aynı fikirden hareketle üniversite çağındaki ya da lise, belki de lise çağındaki gençlerimize derneklerimiz ne olur el atalım. Ne olur bunlara destek verelim. Çünkü bakın şöyle bir durum var. Biz gençlerimizin eğitim için çaba sarf ediyoruz. Onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum. Etrafımızda çok büyük sermaye grupları yok. Çok fazla sermaye sahipleri yok. Onun için çocuklarıma sahip çıkacak, çocuklarımıza, evlatlarımıza sahip çıkacak. Bunu kurumsal düzeyde destekleyecek. Başta federasyona çok büyük işler düşüyor. Bir anekdot daha söylemek isterim. Şimdi derneklere başkanlarımız, başta federasyon başkanı Sefer Duran'a, Sefer abimize, hürmet ediyorum kendisini, büyüğümdür. Sefer abime bir çağrım var. Gelin dernekler, biz şaşalı geceler yapmayalım. Şaşalı ne bileyim işte köylerimize, kentlerimize insanlar, tabii ki sosyal bir etkinliktir. O ayrı bir cephede tutuyorum ama gelin hep beraber ortak bir gençlerimizi yetiştirmek için, bunlara burs vermek için okuyan, hatta belki gerekiyorsa ilkokul talebesiyken okumasına destek sağlamak için gençlerimize yönelik bir, belki vakıf düzeyinde, belki bir fon düzeyinde bir çalışma yapalım. Buradan da açık davetimle başta federasyon başkanıma, sonra bütün dernek yöneticilerime. Teşekkür ederim. Bu çağrı bizim çağrımız olsun. Teşekkür ediyorum. Bir telefonumuz var, eğer hattayı sallayayım lütfen. Alo. Alo. Ali Ay. Ali abi merhaba, hoş geldin programımıza. Alo. Alo. Hoş geldiniz programımıza, buyurun. İyi akşamlar Turan Bey, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Alo. Ali abi, televizyonun sesini... biraz geç alıyorum Turan Bey. Peki, televizyonun sesini kısıyorsunuz, telefonla konuşuyoruz Ali abi sizle. Tamam. Biraz daha acele edelim lütfen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle başkanımıza, oradaki yönetimdeki arkadaşlarımıza, stüdyoda bulunan arkadaşlara ve ekranı başından bizi izleyenlere iyi akşamlar diliyorum.
Turancığım, bildiğiniz gibi bizim derneğimiz zaten federasyonun kurucu derneğiydi. Başkanım onu sonradan tamamladı. Eyvallah. Derneklerimizin yani Nebiköy'ünün farkı buradadır. Görüyorsunuz yani bir stüdyodaki tribündeki işte rengarenk olması korosuyla Nebiköy Derneği biliyorsunuz federasyonun içinde iyi bir derneklerden ne güzel biridir. Etkinliği güçlü olan derneklerden biridir. Bu konuda yani başkanımızın da belirttiği gibi kesinlikle ve kesinlikle eski yönetim yeni yönetim olarak değil biz evet. Bir bütün olarak çalışırız. Çok teşekkürler. Bu arada ben altta Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi adayı olduğumu da belirteceğim ama parti adımı vermezde bir sakınca var mı? Vallahi onu tam olarak bilmiyorum Ali abi. Sen yine de verme istersen de. Anladım. O zaman Çekmeköy'den aynı zamanda belediye meclis üyesi Ali abi adayı. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Zaten seni tanıyan tanıyor. Oradaki Tokatlı dostlarımız da oradaki insanlar da zaten seni tanıyorlar. Çekmeköy'de halka hizmet için adaysın, belediye meclis üyesi adaysın. Yolun açık olsun diyoruz abicim. Teşekkür ediyorum. Bugün aslında ben de oraya gelmek isterdim. Evet. Ama biliyorsunuz bugün Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız ilçemizi ziyaret etti. Evet. Malum orada biraz çalışmalarımız vardı, katılamadım. Bütün arkadaşlarımıza, yönetimimize ve size teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ayrıca size özelinizde Medya TV çalışanlarına ve Medya TV'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim bu görsel basında tanıtmakta çok büyük etkinliğiniz var. Bu konularda yani bunu işte ne bileyim reklam olarak mı, tanıtım olarak. Bunu rahat rahat söyleyebilirsin. Evet, buradaki payınız çok büyük. Sizlere teşekkür ediyorum. Medya TV'ye de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Katılan için sağ ol, var ol abicim. Bu konuda teşekkür ediyorum. Sağ ol. Kısa bir veterimiz var arkadaşlar. Veterimizi alalım. Veterden sonra buradayız. Bak tekrar ediyorum, burası yol. Bizim arsanın, parselin tarafı, üç tarafı yol. Yol. Bu yol nerede? Bu yol şuradaki yol. Yani Telergün öbür yüzündeki yol. Bizim yerlerimiz yollara sıfırdır. Tamamı 22.375 metredir. 400 metre özel parselasyondur. Bu parselerin içerisinde ben yerimi çevirebilir miyim düşüncesi varsa evet çevirebilirsin. Zaten gördüğünüz gibi karşı komşular hepsi çevirmiş. Ağaç çekmişler içine. Evet. Kendi yerleridir. Yarın ben Telergün'e çevirebilir miyim? Çevirebilirsin. Burada muvaffakatleme alıp veriyoruz. Muvaffakatleme dediğimiz kimsenin yerine tecavüz etme şansı. Ama ekranlarda dediğim gibi köye 500 metre. Evet bakın köy şurada 500 metre. 500 metre köy. Yola onu ben dediğim zaman belki şey olur ama sizler kendi gözünüzde görüyorsunuz. Evet yaz kış buranın başına baktığınız zaman hepsinin etrafı tel örgüyle çevrilir arkadaşlar. Öncelikle tabii biz de bir Nesenyurt ofisimizde yaptık ama şu an arsaların başındayız. Evet, Çerkezköy'de. Ama şu ne biliyor musun? Amaç sizlerin de çıplak gözle gördüğünüz gibi arazimizin başındayız. Bakın etrafı tel örgülerle çevrili diyoruz. Bakın köye 500 metre diyoruz. Yola 150 metre diyoruz. Ben bunu diyor dediğim zaman ya dağın tepesinde mi? Nerede acaba? Hayır kardeşim şehir merkezi.